Evet, eşeğli üremenin ikinci kısmındayız. Eşeğli üremenin bu kısmında partenogenez ve hermafroditten biraz bahsetmiş olacağım ben sizlere. Şimdi Milli Eğitim'in yeni müfredatında partenogenezin erkek bireyinin üreme kısmı aslında eşeği size dahil edilmiştir. Bunu sakın unutmayın. Burada arkadaşlar yumurta oluşumu meyoz bölünmeye dayandığı için partenogenez olayını eşeğsiz üremen içerisinde şu anlık size anlatmış bulunmaktayız. Tabii ki Milli Eğitim müfredatı değiştikçe bunlar da arkadaşlar güncel şekilde sizlere aktarılmış olacaktır. Evet, partenogenez olayı kısaca şu aslında. Döllenmemiş yumurtadan yeni birey oluşmasına biz partenogenez diyoruz. Evet, burada arkadaşlar yumurta sperm birleşmesi söz konusu değildir. Farklı arkadaşlar durumlardan kaynaklanan bazı sebepler bir araya gelip döllenmemiş yumurtadan yeni bir bireyi oluşturacaklardır. Bu olayın temelinde eşeğsiz üreme vardır arkadaşlar. Bakın, temel olayı eşeğsizdir. Sonuçta yumurta hücresinden mitoz ile yeni bir canlı meydana gelmekte. Fakat evet, burası önemli. Buraya dikkat ediyoruz. Fakat oluşan yumurtalardan önce meyoz bölünmenin olması bireylerin farklı genotipte arkadaşlar ortaya çıkmasında etkili olan faktördür. Evet, burada yumurta oluşumu meyoz ile sağlandığı için ata bireyden farklı bireyler meydana gelecektir. Peki partenogenez kimlerde gözlenir? Eklem bacaklılardan arılarda, kelebeklerde, karıncalarda, yaprak bitlerinde, omurgalılardan bazı balık, kurbağa, sürüngen ve kuşlarda arkadaşlar bu durum gözlenebilir. Şimdi hocam, kuşlarda nasıl partenogenez gözlenir diye düşünebilirsiniz. Bazen arkadaşlar horozlar da bile yumurtlayabilir. Bunu belki gözle görmediniz ama görenler mevcuttur arkadaşlar. Onlar da partenogenezle yine üremeye girmektedir. Veya hiç döllenmemiş yumurtadan bir horozun oluşması arkadaşlar bir partenogenez ile üreme olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi olaya baktığımız zaman kraliçe arı ile erkek arı, dikkat ederseniz kromozom sayıda bir sefer eşit değil. Kraliçe arı iken, erkek arı ise en kromozomludur. İken olunca meyoz bölünme gözlenebilir ama en de meyoz bölünme olmadığı için gametler mitoz bölünme ile sağlanmış olacak. Evet, erkek arılar burada arkadaşlar sperm oluşturur. Spermler en kromozomludur ve hepsi tamamıyla birbirinin aynısıdır. Meyozda ise arkadaşlar yumurtalar meyoz bölünme ile oluştuğundan dolayı tamamen kalıtsal yapılar birbirinden farklı yumurtalar meydana gelecektir. Sperm ile yumurta arkadaşlar döllenmesi sonucu oluşan zigot, daha sonra arkadaşlar bu embriyo, dişi embriyo tabii ki, polen ile beslenirse işçi arı, tabii ki bunlar arkadaşlar kısır dişilerdir. Şayet arı sütü ile beslenirse bunlara da biz kraliçe arı diyoruz. Üretken dişilerdir. Şöyle ben şunu takriben şöyle gösterecek olursam, kendimizde bir dönem arıcılık yaptığımız için söylüyorum. Şöyle arkadaşlar, bir arı olsun. Evet, bu bir bal arısı olsun arkadaşlar. Her ne kadar benzemese de. Evet, şöyle. Şimdi arkadaşlar, dişi arı hayatı boyunca bir sefer çiftleşir ve çiftleşme esnasında gerekli olan bütün spermleri kendi vücudunda depolar. Evet, bu depolamış olduğu spermler arkadaşlar, şurası sperm depolama alanı. Evet, şu kısım ise arkadaşlar yumurtalık. Kraliçe arı arkadaşlar yumurtayı oluşturur. Yumurta görmüş olduğunuz döllenme kanalı içerisinde ilerlerken eğer bu kanaldan arkadaşlar sperm gelirse yumurta döllenir. Döllendikten sonra ikiyen şekilde peteklere bırakılır. Şayet bazı durumlarda enfeksiyon olabilir veya sperm bitmiş olabilir, kasların kasılması gerçekleşmeyebilir. Şu görmüş olduğunuz kısım arkadaşlar tıkanabilir. Bu sebeplerden dolayı sperm yumurtaya ulaşamaz ve yumurta arkadaşlar döllenmeden atılır. Bu durumda arkadaşlar döllenmemiş yumurtadan erkek arılar meydana gelecektir. Evet, erkek arılara baktığımızda erkek arılar yumurtadan oluşuyor. Dolayısıyla oluşan erkek arıların kalıtsal çeşitlikleri birbirinden farklı olacaktır. İşte arkadaşlar, bir kraliçe arının oluşturmuş olduğu yumurta hücrelerinden
bir bireyin oluşması olayına biz partenogenez diyoruz. Tabii ki en kromozomdan bir canlı meydana gelmesi olayı da mitoz bölünme ile sağlanacaktır. Evet, şimdi bir de kamçı kuyruklu kertenkeleler var. Onların da arkadaşlar bazı türlerinde dişi bireyler bulunur. Yani erkek birey yoktur. Şimdi arkadaşlar böyle olunca bu dişi bireyler ne yapıyor? Erkek rolünü üstlenerek çiftleşme taklidi yapıyorlar. Tabii ki arkadaşlar bunlar bir sene cinsiyeti dişi, bir sonraki sene arkadaşlar cinsiyeti erkek olabilen canlılardır. Kamçı kuyruklu kertenkeleler. Yumurta oluşurken mayoz 2'de eriyerek kaybolması beklenen kutup hücresi ile yumurta hücresinin kaynaşarak iken kromozomlu zigot oluşturması olayına biz diploid partenogenez diyoruz. Ve kamçı kuyruklu kertenkeleler bu şekilde birey sayısını arttırarak arkadaşlar üreme sağlamış olacaklardır. Şurada gösterecek olursak yumurta ana hücresi iken kromozom ilk önce mayoz 1 ile arkadaşlar birincil kutup hücresi meydana gelir ve birincil oosit oluşur. Bunlar tekrar arkadaşlar mayoz 2 ile ne yapacaklardır? Tekrar bölünecekler çünkü DNA miktarı yarıya inmesi gerekiyor. Ve burada arkadaşlar dikkat ederseniz 3 tane ne meydana geldi? Kutup hücresi meydana geldi. Mayoz 2'nin sonundaki şu kutup hücresi ile ovum dediğimiz yumurta hücresi kaynaşır. Kaynaşma sonucu da iken kromozom zigot meydana gelir. Ve bu da arkadaşlar yetişkin bir canlıyı oluşturacaktır. İşte diploid partenogenez tamamen arkadaşlar bu şekilde gerçekleşen bir olaydır. Evet, normalde bir diğer kısma geçtik arkadaşlar. Normalde partenogenezle üreyemeyen bazı türlerin yumurtaları, ortam sıcaklığı, pH değişimi, tuzluk derecesinin değişmesi, kimyasal veya mekanik uyarıcılarla uyarılması durumunda mitoz bölünme geçirerek yeni bir birey oluşması olayına ise biz deneysel partenogenez diyoruz. Bu deneysel partenogenezi kurbağa larvaları üzerine denemişler. İlk önce kurbağanın arkadaşlar biliyorsunuz ki yumurtası, yumurta hücresi en kromozomludur. Bu yumurta hücresine ucu kanlı olan bir iğne batırılıyor. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar burada ne varmış? İğne var. Bu iğne hücre zarını deldiği için yumurta sanki kendisini döllenmiş olarak kabul ediyor. Ve döllenmiş olarak kabul ettiğinden dolayı yavaş yavaş bölünmeye başlayacaktır. Bu bölünmeler sonucu hücresel bir yapı meydana gelir. Fakat arkadaşlar bu hücresel yapıda kesinlikle yeni bir canlı organizma meydana gelmeyecektir. İşte arkadaşlar biz bu olaya da deneysel partenogenez olayı diyoruz. Evet, konuyla ilgili, eşeğil üreme ile ilgili arkadaşlar birkaç tane soru çözüp bitirelim. Şimdi arkadaşlar burada bazı özellikle yukarıda verilen üreme şekli hangisidir diye söylemiş. Mayoz bölünme görülecek, tek hücreli olacak, döllenme görülmeyecek ve genetik yapı değişecektir. Şimdi tek hücreli organizmalarda gözlenen, şimdi döllenme görülmeyebilir demiş ya. Şimdi rejenerasyonda döllenme olmaz, tomurcuklanmada olmaz, partenogenezde olmaz, ikiye bölünmede olmaz. Mayoz bölünme görülebilir demiş ya. Rejenerasyona mayoz olmaz, tomurcuklanmada mayoz olmaz, partenogenez olayına mayoz olmaz, ikiye bölünmede mayoz olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla geriye ne kalacaktır? Evet, paramesyumdaki konjugasyon kalacak arkadaşlar. Evet, paramesyumdaki konjugasyon da bu şekilde olacaktır sayın arkadaşlar. Evet, bir sonraki kısma geçiyoruz. Bir sonraki sorumuz, paramesyum konjugasyonu sırasında gerçekleşen olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar hatırlarsak ilk önce ne oluyordu? İki tane aynı tür hücre bir araya geliyordu. Çekirdek sitoplazma kaynaşıyordu. Daha sonra çekirdek aktarımı, çekirdek kaynaşması derken bu şekilde bir yol izlemiş olacağız. Evet, büyük çekirdeğin İlk önce küçük çekirdeğin arkadaşlar mayoz geçirmesi bu bir. Ondan sonra büyük çekirdeğin erimesi iki.
Buna bağlı olarak haploid çekirdeğin oluşması ve mitoz bölünmeyle çoğalması, daha sonra gen aktarımı kaynaşma derken büyük çekirdeğin tekrar oluşması aşaması arkadaşlar Bursa şıkkında olacaktır. Evet, bir sonraki sorumuz. Aşağıdaki bal arılarında görülen üreme olayı şematize edilmiştir. Şimdi arkadaşlar kraliçe arı, tabii ki bu 2N kromozomluydu. Mayoz bölünme geçirecek. Burası mayoz bölünme. Erkek arı ise N kromozomludur. Şu olay ise mitoz bölünmedir. Sperm hücresi ve yumurta hücresi döllenmeyle zigot oluşturur. Zigot da işçi arıyı tabii ki mitozla oluşturur. Kraliçe arıyı da mitoz bölünmeyle oluşturacaktır. Bir yumurta hücresinden N kromozomlu erkek arı oluşması olayı da mitoz bölünmedir. Şemada numaralandırılmış kısımlardan hangilerinde kalıtsal çeşitlilik olmaz? Dolayısıyla hangisine bakacağız biz? Mitoza bakacağız. Sadece kalıtsal çeşitliliğin sağlandığı kısım birinci kısımdır. 2, 3, 4, 5. kısımlarda kesinlikle çeşitlilik sağlanmazdır. Evet, son sorumuza geldik arkadaşlar. Eşeğli üreme ile ilgili yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi eşeğli üremede kalıtsal çeşitlilik sağlandığı için ortama uyum yeteneği de artacaktır. Dolayısıyla bu canlıların ortama adaptasyon yeteneği artar. Üreme ile ilgili hücredeki kromozom sayısı. Şimdi arkadaşlar 2N kromozomlu mayoz ile eşeğli üremenin temel olayı mayoz ve döllenme olduğu için N'e düşer. Daha sonra arkadaşlar dışarıdan bir N ilavesiyle, yani bu yumurta ve sperm birleşmesiyle tekrar 2N'e çıkacak ve buradan mitoz bölünme gerçekleşecektir. Evet, işte arkadaşlar bu olay da o zaman doğru olacaktır. Eşeğli üreme ile ilgili hangi doğrudur diyor. Canlı sayısı her zaman için arkadaşlar artabilir mi? Evet, canlı sayısı arkadaşlar artabilir. Tür içi çeşitlilik de arkadaşlar tabii ki artacaktır. Eşeğli üreme tür içi çeşitlilik artar. Canlı sayısı artabilir. Adaptasyon olur. Kromozom sayısı ilk önce azalır, sonra artacaktır. Evet arkadaşlar, bugünlük konumuz da bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.